Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bir hafta sonra haftaya bugün inşallah sandık başına gideceğiz. Ve başta da sonda da bizim duamız şudur. Rabbimiz dünyamız ve ahiretimiz için, dinimiz için hayırlı olanı sen bizlere nasip et. Şer ise sen hayra tebdil et, hayra çevir. Kıymetli kardeşlerim, bizler dürüst siyaset, gerçek adalet parolasıyla sahneye çıktık. Böyle bu söz olsun diye, laf olsun diye bu sloganı, bu parolayı tabelalarımıza asmadık. Bürolarımıza asmadık. Görünen o ki yıllardır bu ülkede, bu coğrafyada, bu şehirde birileri yalan, iftira, dünyevi çıkar ve menfaatler uğruna her şeyini ve bunun yanında inancını, siyasetini, bütün mukaddesatını çıkar ve menfaatine kurban etmiş ve etmeye devam ediyor. Halka söyleyecek sözleri olmayanlar, halka gidecek ak yüzleri olmayanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Köylerde satın aldıkları kimi şahıslarla biz oylarımızı açıktan kullanacağız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kendilerine oy vermeyen insanları fişlemektir. Hani diyorsunuz demokrasi, sizin demokrasi ve sandık anlayışınız bu mu? Bu siyaseti dünyevi çıkar ve menfaati uğruna canavarlaştıranlar. Demin de söyledim. Halkı sömüre sömüre, halka yalan söyleye söyleye, halkı aldata aldata artık halkın evine gidemez oldular. Sizler hür yaratılmışken ve her birinize kendinden bir irade vermişken, hepinizde akıl varken sizin bu iradelerinizi satanlar kimlerdir acaba görüyor musunuz? Kardeşlerim, bu zalim, bu baskıcı zihniyeti Allah'ın izniyle ömrü zaten kısalmış 30 Mart'ta bu zihniyeti sandığa gömeceğiz. Hür dava yolunda birlikte adım atmak ve ilerlemektir bizim davamız. Hiç kimsenin özgürlüğünü kısıtlamaya, boğmaya, yok etmeye bir teşebbüsümüz olamaz. Ve olanların karşısındayız. Biz hiçbir zaman zulme boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz. Bundan sonra her zaman zulmün, haksızlığın karşısında duracağız. Kur'an-ı Kerim'de tasvir edildiği gibi saçakları yerin diblerine uzanmış ve dalları göğe, göklere çıkmış, her zaman meyvesini veren iman ağacı gibi. Evet, hür dava böyle bir davadır. Makasın birinci çenesi Kemalizm, alt çenesi de Marksizm'dir. Bu iki zulüm birlikte bize zulmettiler. Birlikte bizi ezdiler ve halen ezmeye devam ediyorlar. Öyledir değil mi? Tek çene olsaydı bunu yapamazdı. Bunu beceremezdi. Ama artık hür kadrolar var karşılarında. Hür kadrolar buna izin vermeyecek. Geçit vermeyecektir. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla hür kadro artık bundan sonra müminlerin yüz akıdır. Müminlerin konuşan sesi. Bu imana, bu inanca çarpılan bugüne kadar iflah olmamıştır. Çarpılanlar inşallah Teala 30 Mart'ta bunu göreceklerdir. Bu oyunlarının işe yaramadığını, ters dönüp kendilerini vurduğunu göreceklerdir.
Böyle buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sizin doğulunuz, batılınız aynıdır. Arabi Acemi aynı haklara, hukuka sahiptir. Bir tarağın dişleri gibi hukuk önünde eşit haklara sahipsiniz. Arabın Acem'den, Acem'in Arap'tan üstünlüğü ancak takva iledir. Kim daha fazla takvalı, muttaki ise Allah katında en yüce olan, en değerli, şerefli olan odur.